Şöyle abi tam soğuk bir kış günü. Üzerimde kış kazağımla. Kahvenle. Elimde de aynen sıcacık kahvemle. Ne kadar Abi içleri duman çıkmıyor ıslak. ama o. Abi şey bu yani dumansızından içiyoruz biz. Dumansız versiyonu galiba. Güzel tepkiler aldık. O zaman ben bu enerjiyle başlarım Burak. Şey yap, kendini tanıt efendim. Kimsin, nesin? Tamam. Herkese merhabalar. Ben Dilara Takımoğlu. 92 doğumluyum. 4 Mayıs 1992, 26 yaşında oluyorum. Tepkikolik'te yeniyim. Artık sizlerleyim. Geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaptım. Ne Dertlerimize duyurusu? çare bulun dersinizi. Dertlerimiz. Nezle. Aynen. Ben geçtiğimiz günlerde bir duyuru yaptım Instagram'dan. Çare. Evet. Çare bulma bölümümüze hoş geldin diyoruz öncelikle. İnsanlar bize dertlerini, sıkıntılarını yolladılar. Vallahi mı? He. Çözelim. Biz de... Doktor Orhan Burak Erdinç getirin masasına. Güzin abla olarak hepsi tek tek izliyorsun ve dertlerine çare bulacaksın arkadaşlarım. Sevgili yavrum bir, başla. Aynen. Birinciden başlıyoruz efendim. Öncelikle merhaba. 2 Ocak günü İstanbul Eskişehir treninde koltuğumun küçücük boşluğundan birisini gördüm ve ilk saat boyunca birbirimize baktık. Benim için önemli birisi olduğunu hissettim ama tanışma fırsatımız olmadı. Sizce onu nasıl bulabilirim? Tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler. Görüşürüz. Bence onu bulabileceği bir mecra bulmuş zaten. Evet, şu anda büyük bir Evet. Büyük bir fırsat yakaladık. Bu arkadaşımızın ismini bilmiyorum ama umarım bakıştığı Evet. insanı bizim vasıtamızda bulabilir. Bulur. Bence şu an Nasıl bir buldu? adım Şu attı. an? Zaten arkadaş Evet. kendi problemini Aa, çözmeye adım evet attı lan. yine. Ama birbirine delikten görmüşler oğlum. Delik derken, hayır şey atıyorum iki koltuk Koltuk arası. aralığı. Ha, oğlum nasıl Oradan nasıl görmüş lan? Oradan Kulaksın dönüş şu kadarını görüp nasıl aşık olmuş acaba? Ya bir de bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir yokluktur yani? Abi çok az, çok yetersiz bilgi var. Tek yapabileceğimiz şey arkadaşlar. Duyuru. Duyuru. 2 Ocak 2009 tarihinde 2019 ya. 2019 tarihinde Eskişehir trenine binen ve şu ekranda görmüş olduğunuz arkadaşla çok kısa da olsa bakışan herkesi bize DM'yi atmaya davet ediyorum. Ben de bu arkadaşı bulacağım. Aynen. Sizi kavuşturacağım. Aynen. Ben de Bravo. Bravo. Sevenleri kavuşturan Gözde Gürbak. Sağ olun arkadaşlar. Yani tren olduğu için nereden bulabilir bilmiyorum ama bir atıyorum restoran, bir mekan olsaydı artık stalkerlıkta çığır açtık. Ne yapıyorsun? Lokasyondan giriyorsun, lokasyonun hikayelerini izliyorsun, mekanda konulan fotoğraflardan, teklenen Böyle şey mi oluyor fotoğraflardan ya? bulabilir. Bazı şeyler için geç kalmamak lazım. 2 saat gerekli aksiyonların alınması için uzun bir zaman. Bir daha aynı trene bindiğinde bir aynı şey gerçekleşirse bu sefer daha erken davranmanı öneririm. Ya bazen kaçan şanslar hakikaten bir sonrakileri yakalamamızı kolaylaştırır. Bu bir ders aslında yani. Belki yaşanamamış bir şey olarak senin için de büyük olarak kalacak ama bil ki kahveden diyordun. Hayat her yeni bir gün yeni maceralara sürüklüyor. Yeter ki yolculukta olsun. Vaaay wow, oğlum çok iyiydin lan. Merhaba. Yaz okulunda kaldığımı babama nasıl söylerim? Yardım edin. Ben yaz okulunda kalınca babam mutlu oluyordu. Niye? En En azından... azından okulun uzamadı diye. Lisede bir gün matematikten 13 aldım. Bir şekilde söyleyeceğin ama anlaşılmaması da lazım. Anlaşılırsa problem olacak. Ben yolunu buldum, böyle yapıyordum. Matematikten 13 aldım. Nasıl yani? Madem onu çaldım. Geçiştiriyorum sonra ortaya çıktı. Ha, ben sana şey, söylemiştim. Aynen laf arasında böyle onlar konuşurken falan söylemiştim. Madem onu çaldım. Yazık ona kaldım. Öyle de bence. Yazık ona kaldım. Ve mutlu oldu bir anda abi. Baba ya benim dersler biraz kötü gidiyor da yaz okulunda kalma ihtimalim var. Anladın mı? Ha. Hani alıştıracaksın önceden. Öyle ben yaz okulunda kaldım yok. Yaz okulunda kalabilirim. Haberiniz olsun. Anladın mı? Ama aslında o sırada kalmışsın Doğru, yani. Doğru, gidiyorsun. Derslerine gidiyorsun. Önce bence kesinlikle yalan söylemesinler. Sonra o yalan bir yerden karşınıza çıkıyor ve daha Evet. büyük problemlere, sıkıntılara yol açıyor. Güzel böyle yumuşatarak sebepleriyle neden kaldın? Hani belki o dönem hastaydın, belki o dönem iyi hissetmediğin için derslerine yoğunlaşamadın, aile problemin olabilir. Erkek arkadaş problemlerini söyleyemezler o yaşta. Ya tembel, çalışmadı, O da gezdi, olabilir, tozdu. aynen. Böyle Tabii ki de diyemez. Ha, ne Yani yapacağız o pembe zaman? tatlı yalanlar diyelim o zaman. Bir kere pişman mısın? Çok öyle görünmüyor sanki yaz okulu. Yani şimdi seni evlatlıktan reddetmezler herhalde. Bir noktada tabii ki kızılabilir. Sinirlenilebilir. Yani ben kendim de zamanında hiç öyle görünmemesine rağmen yediğim hatlar oldu. Evet. Hepsinde de yani sonuçta
Aynen, bir ilişki evrağı değil mi yani? Tabii hırpalanmalar, tehditler, hoş olmayan şeyler yaşandı. Ama geçiyor yani. Hiç böyle yumuşatarak falan söylemeye çalıştın mı yoksa bam bam? Not bıraktığım olmuştu bir kere. Allah Allah. Kaçtım sonra. Sıradaki. Çalışırken bakmam gereken sadece iki çocuk vardı oysa ki ama galiba artık yoklar. Çocukları kaybetti. İki çocuk gitti. Ne yapacak? Anons geçtirsin. Abi şu arkada bir tane şey, silindir gibi bir şeyin içinde galiba bir tanesi. Sanki orası zorlanmış gibi. Arkasına dönüp bakmasını öderim. Bir tane işim var, onu da düzgün yap ama. Ne diyeyim ben şimdi? Çocuk hani... kaybetmiş, çocuk böyle bir şey alabilir mi ya? İşin buysa rahat bu kabul edilebilir yatıyor. Bir şey değil. Zaten çok büyük sorumluluk aldığı bir iş var. Buna evet. Çözüm yok. Bakması lazım abi çocuklara yani. Ama bence şaka. Çünkü hiç maşallah hiç paniği yok. Ya da çok başına gelir. Evet. Gerçekse böyle bir şey. Beni evde unuttular. Ve bu birkaç kere falan olmuş bir şey. Annemler beni ilk doğduğumda tatile giderken beni evde unutuyorlar. Ve yarı yoldan geliyorlar. Bebek ya. Evet. 40 günlük falan. Allah! Bitti mi? Bitmedi. Kuzenim bu 3-4 sene önce yazın yazlıktayız. Beraber bir yere gideceğiz. Çocuk uyanmış, kahvaltı yemiş, giyinmiş, çıkmış, gitmiş oraya. Bayağı bir saatlik yol bir de. Beni arıyor ikisi. Ben bir uyandım, yok çocuk evde. Ne yaptın falan, anlayacağım falan diyorum. Aa ben seni unuttum diyor. Dari niye böyle oluyor peki? Merhabalar. Merhaba. Tepki Kolik ailesine merhabalar diliyorum. Saygımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben 15 yaşından beridir bastığım yerde ot bitmiyor. Yani gittiğim yeri kurutuyorum. Cenabetlik. Yani işte bir holding düşünün. İşte... Tatlıcı Holding, Burak abinin adını. O holdinge girdiğim anda o holding batar abi. O holding batar. Acaba mıska mı yapıldı? Mıska mı var? Neden sizce? Bence bunu pozitif bir şeye çevirebiliriz. Nasıl? Pozitif. Çok basit. Evet. Bu çocuğu hemen Türkiye'nin düşmanlarından... Amerika olsun. Bence benim sana yardımcı olabileceğim en iyi konu... Anıl Kaya'ya sevk etmek seni. Kendisi de çünkü aynı sıkıntıları yaşayan bir adam. Bulaştı her şeyde bir bokluk çıkan bir adam. O yüzden kesinlikle onunla dert ortağı olabilirsiniz. Herhalde bir kere zaten arkadaş kendisini o şekilde kabullenmiş. Bence onu kabullenmemeli. Hani ne bileyim biraz daha olumlu düşünsün. Ben gittiğim yerleri güzelleştiriyorum desin. Aynen. İyi bir şeyler yapıyorum. Önce kendine inan diyeyim ben. Kendisine inandıktan sonra inşallah olur. Şimdi bu ben de bir ara öyleydim. Şimdi ben denetim şirketinde çalışırken... Abi gittiğim şirket batıyor. Dedim bende bir bokluk var. Beni yollamayın. Neyse sonra dedim ki... Neden benden ötürü olsun ki? He. Hiç üstüme alınmadım. Geçti mesela o. Şimdi her şeyi buna yorduğu için... Hep o şey kötülüğü çekiyor bence. Peki bunun bir çözümü var mı? Nasıl çözebiliriz yani? Kurşun döktürsün. Kurşun? Evet. Gerçekten orada görüyorlar böyle. Mesela kurşun döktürme olayına mesela girebilir enteresan. Ben hiç olabilir. Şey ben yaptırdım. Hadi be! Yaptırmışlığım nasıl var. Nasıl? Böyle oturuyorsun, kafana böyle çarşaf gibi bir şey geçiriyorlar. Hı-hı. Böyle üstünüze bir örtü örtüyorlar. Tamam. Ondan sonra bildiğiniz kurşun. Onu tencerede... eritiyorlar mı? Sen galiba çünkü yorganın altındasın yani battaniyenin altındasın. Üzerine böyle tencere sıcak su ısıtıyorlar sanırım. Tamam. İçine o kurşunu koyunca o kurşun böyle patır patır patlıyor. Diyorlar ki ne kadar çok sıçrarsa o kadar çok nazar var. Göz var gibi bir şey. Biraz enerji işi yani diye düşünüyorum. Sıçramıştı. Duvarlara öyle her yere. Abi ben mezunum. İşte lise bitti. Tekrar hazırlanıyorum ama. Benim derdim bana yetsin ya. Söyleyin sizin ne derdiniz var? Enteresan. Bizim derdimiz. Evet. Dertleriniz nedir abi? Söyleyin. İzleyiciler çözsün yorumlarda. Dertlerim nedir? Motivasyonum yok benim. Benim neye motivasyonun? Her şey. Yani yapma istediğim şeyler var. Olmak istediğim sonuçlar var. Benim hedefler de. Var. Aynı. Ama aynı. Asla kıçımı kaldıramıyorum. Aynı. Tıpatıp aynı. Bilmiyorum ya, böyle düşününce dertsizmişim gibi geliyor ya. Ya hayat valla, sıfır dert. Yok ya, iş hayatı çok zor bence. İş hayatı yani zor. Böyle okula geri dönmek isterdim, gerçekten. Evet ya. Benim dertlerim normal hayatın içerisinde olan günlük dertler ya. Yani çok şükür demek lazım herhangi bir derde karşı. Her türlü derdim... Yani birçok derdim yok, bazı dertlerim var. Olmayan dertler için de şükürler olsun yani. Ay valla aldım maaş. Vallahi
fon girdi, damardan evet, girdi. Ya gerçekten enflasyon ve hani fiyatlar o kadar arttı ki. Evet. Aldığımız maaş her geçen gün eriyor. Hani yetmiyor. Eskiden atıyorum 10 ekmek alabiliyordun, şimdi atıyorum. Hani şimdi onu 7 ekmek alabiliyorsun mesela. Evet. Anladın mı? Ya hayat pahalılaşıyor, sen yerinde sayıyorsun. Bu benim en büyük derdim. En büyük derdim. Zam istiyorum. Buradan büyüyoruz. En büyük derdim bu. Orhancığım gerçekten bir profesör, doktor, psikolog olarak evet abi, çok şey yaptınız. Sabah programlarına falan çıkartacaklar. Bir Seda Sayan'da falan böyle çıkıp. Tabii tabii. Afiyet olsun. Bölümümüzün sonuna nasıl buldun abi arkadaşlarımızın dertlerini? Aa vallahi bir taneler ya. Vallahi bir taneler. Hakikaten çok samimi söylüyorum yani başka bir herhangi bir konuda yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa şahsen bana yazın yani. Hani ben size yardımcı olabileceğim her konuda yardımcı olmak isterim. Diğer arkadaşlarım için de aynısını düşünüyorum. Bölümümüzün sonuna geldik efendim. Evet. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Sizlerle tanıştığım için çok mutlu oldum. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek dileğiyle diliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok iyi çözdük sorunları. Hayır hiçbir şey çözmedik oğlum. Bir tane ya? Sorun çözmedik lan. Aynen. Kendi derdimizi anlattık sürekli. Mert artık havuz olmalısın. En son... Ya. Hayır! Ne yapıyorsun oğlum? Yaparsın çünkü. Evet. Bir tek böyle. Çözdün değil mi? Sizin